İstanbul'daki Zonsiyah toplantısından sonra şimdi Zonguldak'a gidiyor ve kameralarımızı Zonguldak'ın ilçelerinden Kozlu'ya çeviriyoruz. Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu'daki değişimi vizyon mikrofonlarına bakın nasıl anlattı. Evet sevgili izleyenlerimiz, vizyon ekibi olarak şimdi de Zonguldak ilçesinin büyüyen gelişen belediyesi Kozlu Belediyesi'ndeyiz. Kozlu Belediye Başkanımız Sayın Kerim Yılmaz'la birlikteyiz. Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar efendim. Dediğiniz gibi Zonguldak'ımızın güzel ilçesi Kozlu'muza hoş geldiniz, sapalığa getirdiniz. Öncelikle sizlerin aracılığıyla tüm izleyicilerinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onlara tüm ömür boyunca mutlu olacakları, sağlıklı günler diliyorum. Kozlu'muz Zonguldak'ımızın parlayan yıldızı. Bizim yeni sloganımız da Kozlu Revaç'ta. Çünkü Kozlu insanlar tarafından benimsenmiş, özümsenmiş. Buraya doğru bir yönelişin olduğu, kısa zamanda nüfusu 40 binlere ulaşmış bir ilçemiz. 33 binlere geçmiş zamanda, yakın bir zamanda. Dolayısıyla Kozlu'muzda hem yeşil, hem deniz, hem sahil kesimleri, hem insanımızın sıcaklığı, her şeyle gerçekten görünmeye ve tanışılmaya değer bir ilçemiz. Biz 2014 yerel seçimlerinde, 30 Mart yerel seçimlerinde rahmetli Ertan Başkanımızın listesinde meclis üyesi olarak yönetime girdik. Daha sonra belediye başkan yardımcısı olarak göreve devam ettim. Başkanımızın bir süre sonra yakalandığı amansız bir hastalıktan 31 Ocak 2017 tarihinde vefatıyla yasal süreç işlemeye başladı. Meclis siyasetinden arkadaşlarımızın teveccühüyle başkan olarak göreve başladım. Başkanımızın rahatsızlığı döneminde bazı projelerimizde, bazı hizmetlerimizde aksamalar oldu. Çünkü sonuçta insanın moral motivasyonu yüksek olması gerekiyor. Kendisi rahatsızdı, hastanelere falan gidip geliyorduk. Kış mevsimiydi, gerçi biraz da onun da etkinliği vardı ama biz tabii açığı bir an önce kapatalım dedik. Hızlıca hem geçmiş projelerimizi, hem yeni başlayacaklarımızı, hem de vatandaşlarımızın hizmetini, yeni taleplerine cevap vermek üzere çalışmalara koyulduk. Tabii projeler hızla devam ediyor. Kozlu gelişiyor, büyüyor. Doğal olarak yatırımcıların da göz bebeği oldu. Bizi izleyen şu an yurt içi ve yurt dışındaki yatırımcılar var. Onlar Kozlu'ya geldiklerinde ne gibi katkınız olur? Şimdi ben Kozlu'ya gelecek ilk etapta şöyle bir yatırımcıyı tercih ederim. Turizme dayalı yatırımcıları tercih ederim. Kozlu'da gerçekten Zonguldak'ta olduğu gibi turizmden hiç faydalanmayan bir bölgemiz. Çok güzel olmasına rağmen, turizme açılacak olmasına rağmen bu yönde bir çalışmaların zayıf gitmiş. Biz öncelikle bunların bir kısmını sahillerimizdeki görselleri biraz daha insanlarımızın hizmetine daha iyi sunabilecek şekilde bir çalışmalar sergiledik. Çünkü gerçekten Kozlu doğası, denizi, kumsalıyla Zonguldak'ın en uzun kumsallarına sahip, en güzel koylarına sahip ilçelerden bir tanesi. Bu anlamda ama turizmden hiç pay almayan bir ilçesi. Ben orada hem iç turizmin hem dış turizmin buraya gelebileceği konusunda çalışmalar yapmayı düşünüyorum ve yapıyorum da. Güney ülkeleri kuzeye doğru biraz daha geliyor. Bunun işte duyuyoruz Trabzon'da, işte Rize'de, işte Samsun'da böyle bir Arap turistlerin o bölgelere daha çok geldiğini, yatırımları yaptığını duyuyoruz. Ama biz burada daha henüz bir şey alamadık. Bu konuda Sayın Valimizin de çok güzel destekleri var bu anlamda turizmin açılması, turizmin oluşması diye. Zonguldak'ta yapılabildikleri tartışıyoruz, konuşuyoruz. Hatta bununla ilgili bir sempozyum hazırladı Zonguldak'ın öncelikleri diye. Orada da bu Türk turizme dayalı şeylerin öne çıktığı görülüyor. Yani dolayısıyla önce turizm, akabinde diğer işte eğitime destek verilir burada. Çünkü üniversite kenti olduk artık Zonguldak olarak. Kozlu'muz gelişiyor bu anlamda. Bülent Ecevit Üniversitemiz, hastanemiz ve yanında Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi açılmak üzere. Bu gibi şeyler oldukça burada nüfusumuz bizim 12 bin civarında bir öğrenciye dayalı bir nüfusumuz oluşuyor. Öğrenciye yönelik yatırımlar olabilir. Yine konutlaşmaya yatırım olabilir, kentsel dönüşüme yatırım olabilir. Yani bunlar yapılabilir burada. Ben de böyle bekliyorum. Ya da küçük çaplı böyle sanayici, iş adamı, işte
ne bileyim tekstil fabrikası, yan sanayi, yan ürünler yapacak böyle yerlerimiz de var. Onların tahsis edilerek ya da işte satılarak ya da kiralanarak böyle bir yatırımcının açarız. Her türlü altyapısını da yaparız. Mutlu gelsin. Ben felsefem olarak da bir kişinin çalışmasına fayda sağlayan başımın tacı, 5 kişi çalışan da herkesin başı tacı diye tabir kullanıyorum. Dolayısıyla böyle 5 kişi, 10 kişi, 20 kişilik çalıştıracak küçük çaplı işletmeler de benim için çok değerli. Çünkü sonuçta ülkemizde iktidarımızla beraber çok güzel bir seviyeye gelmiş, işsizlik oran düşüştüğü vardı. 8.9'a kadar gerilemişti, çok güzeldi. Şu anda bu tabii dış etkenlerin, işte bu terör olaylarının, 15 Temmuz gibi lanet bir olayın vuku bulmasından dolayı biraz işsizlik aramızda %11'ler, 11.2 gibi değerlere yükseldi. Dolayısıyla işsizlik bizim sorunlarımızdan bir tanesi, ama belediyeler bu işsizliğe çözüm bulur mu kendi yapılarında değil. Ancak işte böyle yatırımcı kanalıyla bulabilir. Onlara biz yardımcı oluruz her konuda. Bizim şimdi mesela Değirmen Ağzı koyumuz var, ılık su koyumuz var. Şimdi bir tarafta denize girirken bir tarafta piknik yapılabilen yeşil alanlarımız var, çimenimiz var. Yani insanlar hem denize girip hem bu yanında piknik yapabiliyor. Aynı anda ikisini birden yapabiliyor. Sadece böyle denizi işte güneş sıcaklığının yüksek olduğu zaman değil, diğer zamanı da, hatta işte bu geçtiğimiz pazar günü bile o bölgelerde insanların piknik yaptığını, işte aileleri verip gelip oturabildiğini görüyoruz. O da bizi mutlu ediyor. Demek ki 11'e kadar havanın azıcık bir düzenli olduğu, yağış almadığı günlerde burada yani turizm o şekilde değerlendirilebilir. Evet başkanım, çevre dostu başkanı olarak da isminiz geçiyor. Kültür ve sanat olarak yaptığınız çalışmalardan da biraz bahsedelim. Şimdi tabii biz şöyle söyleyeyim. Çevrenin güzelliğine, görselliğine herkesin özen göstermesi gerekiyor. Ben de bunlara biraz daha fazla özen gösteriyorum. Biraz da göz simetriyim var. Yani biraz da böyle görsel olsun, şurası düzgün olsun diye. Bizzat kontrol edip şöyle yapın, böyle yapın dedim. Hatta bir park projesi, sahilde bir park projesi yaptık, bir proje. Projenin üzerine şunlar olsun, şunu şuraya koy, bunu buraya koy dedim de şahıs mimar dedi ki, ya dedi başkanım siz dedi proje şey peyzajcı mısınız dedi. Yok dedim, hani siz peyzaj falan mı okudunuz? Yok dedi, ya öyle güzel şeyler söylüyorsun ki ben bile akıl etmiyorum buna dedi. Öyle bir estantan olmuştu. Tabi bu espri, biz mimarlığına soğumuş değiliz bu işin. Tabii ki bizim çevreyle ilgili projelerimizde işte görsele, göze hitap eden şey, çirkinlikten ortadan kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Tabii biz bunları yeni keşfetmiyoruz ama o ürünleri biz de kullanmak istiyoruz. Şimdi tabii ki bizi burada bunlar belediyecinin olması gereken şeyleri. Yine belediyecilikte insanın yaşamsal kaynaklarından bir tanesi sudur. Suyla ilgili uzun zamandan beri herkesin düşlediği şey, işte rahmetli başkanımızın rahmetli olmasıyla, demin dediğiniz gibi Allah kendisine gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başladığımız bir su projemiz vardı. Onu işte İl Bank'tan onayını alıp kredilerin çıkartılması da bize son zamanda bize nasip oldu. Bu sene Nisan ayında onaylandı, kredimiz çıktı, ihalesi yapıldı. Su projemiz başladı. Şimdi yıllık biz aşağı yukarı 4,5 milyon metreküp, 5 milyon metreküp ihtiyaç duyduğumuz bir su var. Bunu kendi tesislerimizden alma gibi şu anda 1,5 milyon metreküp barajdan su alıyoruz. Biz bu yıl işte ruhsatlık sırada 2'ye yaklaştı. Dolayısıyla 3 milyon metreküp de Değirmen Ağzı dediğimiz yerden su alıyoruz. İkisini birleştirdiğimizde orada 5 milyon metreküp bir ihtiyacımız var. Bunun aşağı yukarı 4,5 milyon metreküpünü biz Değirmen Ağzı bölgemizden alma şansımız var. Başkanım bir de yine bir ilkleri imza atmışsınız. Tabii burada Kubbetü Sahra'yı da birebir yapmışsınız. O da çok güzel olmuş. Evet, şimdi o da Sayın giden Valimiz Vali Kaba'nın katkılarıyla, yine Sayın Kaymakamımızın, yine şu andaki Valimiz Ahmet Bey'in yüksek katkılarıyla, gene müftülüğümüzün katkılarıyla burada böyle bir şey geliştirildi. Bunun büyük kesbini hayırsever vatandaşlar karşıladı. Kendisine geçen plaket verdi zaten valimiz. Güzel bir şey oldu. Bu anlamda çok anlam kattı. Tabii biz burada hayırsever vatandaşlarımıza, tüm emeği geçenlere, proje aşamasından tutun, altındaki çakıl taşına koyana kadar kim bu şeye kadar getirmişse hepsine şükranlarımı sunuyorum. Minnetle arıyorum. Gerçekten Ertan Başkanımız da bu konuda destekler oldu çok büyük. Yani o başlatmış zaten protokolde imzalamıştı. Allah o anlamda da işte bu ecrinden onu da faydalanırsın diyorum.
Hemen onun karşısında gene Sayın Kaymakamımızın tamamladığı ve ben ilçe olarak başlatıp da ilk defa bitirdiği bir kaymakamlık binamız var. Selçuklu ve Osmanlı mimarisine yakın bir şekilde yapılmış. Gerçekten o da oraya yakıştı. Hemen onun yanında işte bir pazar yerimiz var. Yakın zamanda inşallah o pazar yerimizi de oradan kaldırıp orada da bir 3500 metrekare alanda bir cami. İnşallah o camimizde Mescid-i Aksa Camii olarak değerlendirebilirsek, o projeye oturtup şey yapabilirsek düşüncemiz öyle. O bölge işte Kudüs'ü burada bir şekilde yaşatmak. Bu da turistik anlamda bir katkı sağlar diye düşünüyorum bölgemize, bölgesel anlamda. Gerçekten heyecanlıyız yani böyle. Evet. Tabii belediye binanız da herhalde bitmek üzere. O da çok farklı olmuş. Şehrin görüntüsünü değiştiriyor. O da çok güzel. Şimdi tabii belediyemiz 1941 yılında kurulmuş. İşte bu mekanda hizmet etmeye çalışıyor. Tabii günün gerçeklerine ve gereklerine hitap etmiyor. Yeni bir belediye sarayı ihtiyacından dolayı bir belediye binası başlamıştı. Biz onu devam ettiriyoruz şu anda. Sona geldik. Önümüzdeki yani bu yılın sonuna kadar ufak tutuşları var. Yeni yılda orada hizmet etmeye çalışacağız. Ben orada hizmet ederken arkadaşlarımızın daha güzel bir ortamda hizmet ederken o işin daha uşu içerisinde yapacaklarına inanıyorum. Ben kalitenin orada birdenbire %100 artacağına inanıyorum. Çünkü şu anda burada hizmet kalitemiz düşük. Niye? İnsanlar yani işlerini yapacakları bir ortam bile düzgün değil. Yani belediyenin dışarısında bazı şeyler yapılıyor. Kiradığımız yerlerde yapılıyor. Dolayısıyla burada zor oluyor yani. Yani en büyük yer burası. Evet. Belediye başkanlık makamı yani. Burada zaten biz fazla sıkışıp durduk. Yani. Gelip burada da bir proje açtığımızda orada bile onu bir bakıp yapamıyoruz. Dolayısıyla haritasal çalışmalar, işte planlama çalışmaları, işte müdürlerle görüş yapacağın yer hiçbir şekilde burada uygun değil yani. Verimi düşürüyor. Vatandaşın ulaşması çok kolay, güzel burada ama vatandaş bile geldiğinde zaman zaman etrafındaki diğer yapılacak işlerden serzenişte bulunuyor. Niye? Çünkü geçişlerde bir sıkıntı yaşanıyor. Dolayısıyla bizim böyle belediye gerçekten ihtiyaç duyulup oraya bir hizmet binası yapması gereğinde katkı sağlayan tüm arkadaşlarımızı da burada saygıyla anıyorum. Dolayısıyla orada güzel bir hizmet binası da tamamlamak inşallah bize nasip olacak. Bittiyse çünkü %99.9'u bitti. Ufak bir tutuşundan beraber buraya geçeceğiz. Daha kaliteli hizmet vereceğiz. Bu arada belediyemizde yine kurduğumuz sistemle beraber Zonguldak civarında böyle bir şey yok. Hizmet evinizde diye bir sistem kurduk. Sistemimiz çalışıyor. Kimse sizlerin kimsesi, sessizlerin sesi olması anlamında bize bir şekilde belediyemize ulaşamayan, gelip burada hizmetlerin alacağı hizmetleri söyleyemeyen ya da işte ben bunu gitsem ya çekinen işte ben orada ya gitsem acaba bana bir şey derler mi? Çok da küçük bir iş ama insanın küçük bir iş olsa bile aklında ne varsa en büyük bir şey odur yani. Biz onu o anlamda düşünüyoruz ve bunların yanlarına elemanlarımızı gönderiyoruz. Hem küçük çaplı bir anket yapıyoruz. Koz'daki yaptığımızlarımızı anlatıyoruz. Mahallede yapacaklarımızı anlatıyoruz ve yaptıklarımızı. Bir de orada işte onu rahatsız eden ne bileyim işte bak bu çöp kovasının orada olmaması belki rahatsızlıktır veya iki tane dikenin bükülmesi rahatsızlıktır. Veya işte bir parke taşının oynaması. Bu anlamda biz bu talepleri topluyoruz. Tabii bu talepleri toplayıp yere getirmede biraz şeylerimiz oluyor, gecikmelerimiz oluyor ama yine de güzel dönüşümler oluyor. Vatandaştan biz WhatsApp üzerinden arkadaşlarımız oraya gittiğinde tekrardan bir görüşmek istediğimizde biz canlı olarak görüşebiliyoruz. Hatta birkaç görüşmemizde meclisteydik, orada aradılar, orada da açtım. Vekillerimiz de görüştü vatandaşımızla. Gerçekten güzel bir uygulama diye düşünüyorum. Ve ses de getiriyor. Tabii dolayısıyla insanlarla olan bize gelemiyorsa biz ona gidiyoruz gibi bir projemiz başlattık. O da güzel bir şekilde sosyal sorumluluk anlamında güzel geçinelim. Tabii biz burada geldikten sonra tüm sosyal etkinlikleri yapmaya çalıştık. Ne diyeyim işte Anneler Günü, Kadınlar Günü, 19 Mayıs. 3 Aralık Engeller Dünya Engeller Günü'ydü. Orada evet. Da bir çocuğun fotoğrafını gördük. O da evet. Çok duygulu bir evet. Şey. Şimdi duygular tabii ki insanı duygulandırıyor şu anda. Gene bir söyleyince, duygulayınca. Evet. Duygu lafı bile insanı duygulandırabiliyor yani. Tabii ki 3 Aralık Dünya Engellilerin sorunlarını dinleme günü aslında. Sorunların çözüm günü. Onlar engelliler bir haftası var. O haftada kutlanıyor. Ama burada Aralık'ta gittiğimizde işte bir kardeşimiz daha işte yaz döneminde engelliler haftasında güzel bir etkinlik yapmıştık. Orada gülüşmüştük. Şakalaşmıştık. Böyle bir muhabbetimiz olmuştu. Sonra o kardeşimiz rahmetli oldu. İkizdi bunlar. Yani bir tanesi sağ şimdi. Tabii biz onu orada görünce duygulandık. Biri var biri yok diye.
İster istemez insanın hani dediler böyle bunun direği sızladı, biz an oluyor. Öyle şey yaptık. Onlar da daha sonra bize o etkinliği biz tertip edip onlara yardımcı olduğumuz zaman bize hem teşekküre gelmişler hem de o kardeşimizin şeyini yapmışlar. Şurada resminde de engelliler derneği olarak yapmışlar. İnsanların herhangi bir yerinde bir uzuvunda herhangi bir şey yoksa katrilyon kere, sonsuz kere çarpı şükretme sebebi var. Her aldığımız nefes için milyarlarca, katrilyonca şükretme sebebimiz var. Gerçekten bunları görüp ibret alıp ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun ki bizi böyle... Hepimiz bir engelli adayız. Engelli adayız. Tabii ki sonuçta evinden çıkıp 5 dakika sonra ne olacağımız, 3 dakika sonra veya 1 saniye sonra ne olacağımız belli değil. Onun için onları düşünerek hem yaratıcımıza şükretmek hem de bu gördüklerimizi bize vermedi. Bizde şu anda yok diye bunlar için şükretmek için sonsuz sebeplerimiz var. Onlar da beni çok duygulandırdı. Arkadaşlar geldiğinde de gerçekten tutamadım kendimi. Yani tabii ki insan toplumun gelişmişliği, yüceliği öncelikle engellisine verdiği değerlerle ölçülür. Engelliye ne kadar değer veriyorsan çünkü o senin bir eksiğin yani bir artın değil bir eksiğin. Sen ona kadar değer verip ne kadar kalite yaparsan devletin, hükümetin o kadar büyümüş olur. Dolayısıyla biz bu anlayıştayız. Onun için her türlü hem Engelliler Derneğimize hem Kadın Hakları Derneklerine hem Hayvan Hakları Derneklerine ondan sonra 19 Mayıs'ımız 23. 30 Ağustos'umuz yağlı güreşlerimiz, bu arada yazın güzel bir yağlı güreşler tertip ettik. Batı Karadeniz'in 40 binleri diye adlandırdığımız gerçekten yüksek düzeyde katılımın oldu. Güzel bir etkinlik oldu. Evet. İnşallah bu yazın da gene öyle bir etkinlik düzenleyip hem öyle işte dışarıdan insanları buraya o güreş alanına getirmeyi hem insanlara doyurucu bir güreş izletmeyi yine hedef diyoruz. Hiçbir sosyal etkinlikten kaçmadık. Bünyemizde işte gene Kültür Müdürlüğümüzün halk oyunları, saz kursları, ne bileyim işte gitar kursları gibi şeyler de yapmaya çalışıyoruz. Yine burada Halk Eğitim Müdürlüğümüzün kanalıyla beraber başlattığımız, yani daha doğrusu bizim başladık da kendisinden de paylaştığımız her mahallemizde bayanlarımızın el sanatlarını yapabileceği, öğrenebileceği iş atölyeleri oluşturmayı düşündük. Hem onlar için dinlenme yerleri de var. Kafeleri, kendilerinin çaylarını pişirip içecekleri, müstecili olmayan kendileri yapacakları bizzat. Böyle mahallelerde bir tane Fatih mahallemizde şu anda başlattık. İnşaatı devam ediyor. Bir tane Taşbeca mahallemizde başladık. İnşaat devam ediyor. Bir de Kılıç mahallemizde daha önceden yapılmış bir yerimiz vardı. Orayı restore edip hanımlarımıza, ev hanımlarımıza hizmet sunmak istiyoruz. Onlar orada gittiklerinde el sanatlarını geliştirecekler, el becerilerini geliştirecekler. Orada fazladan ürettikleri ürünlerini kendi ihtiyaç fazlalarında çarşı ve kent merkezinde bir yer oluşturup onlardan satışlarını sağlayıp hem ekonomilerine katkıda bulunmak hem de günlük streslerinden uzak bir hayat sürmeleri için böyle yerler düşünüyor sosyal proje anlamında. Bunlara devam ediyoruz. Tabii gençleri de unutmamışsınız. Onlarla ilgili de yaptığınız projeler var. Tabii gençlerimizle ilgili orta yaş grubumuz ve üst yaş grubumuzda da faydalanabilecekleri yine sosyal tesislerimiz var. Vatandaşımızın yürüyüş alanlarında spor yapabilecekleri, gündelik şeyleri yapabilecekleri yer var. Gene spor, gençlik spor müdürlüğümüzün gençlik merkezi var. Orada da bir sürü sanatları ve kurslar açılmış durumda. Orada da bu sportif faaliyetler olsun devam ediyor. Yine Kozlu'muzda Revaş'ta gene uygun yelken spor kulüpleri tesisi kuruluyor. Şu anda imalatı devam ediyor. Sahilimizde yine öyle güzel bir yer olacak. Yani Kozlu Revaş'ta. Evet. Kozlu'ya yatırım yapanlar kazanacak. Buradan duyurmuş olalım değil mi aşkım? Bence de hem Kozlu'da ikamet edenler bir huzur içerisinde olacaktır. Hem yatırım yapanlar huzur içerisinde olacaktır. İnsanımız güler yüzlü, hoş sohbet, geleni güzel ağırlayan, güzelce yolculayan, hakikaten Türkiye'mizin ender insanlarının topluluğun olduğu bir yer. Çünkü herkesinden insan var burada. Tutun Artvin'inden Batı Karadeniz işte Edirne'ye kadar, Güney'de Antalya'sından Mersin işte Diyarbakır'ına kadar her bölgeden burada insan var. Bu en güzel mozaik, yani belki de Türkiye'nin İstanbul'dan sonraki en güzel mozaiklerinden bir tanesi. Zonguldak diyorum o anlamda. Her yerden var çünkü. İç içe yaşıyoruz. Güzel bir kardeşliğimiz var. Burada insanları ayrıştırmayan, bölüştürmeyen güzel bir kardeşlik var. Yani sormaz insanlar genelde böyle neresin diye. Çünkü onun için nereli olduğu çok önemli değildir. Ondan ziyade ne kadar insan oldu, ne kadar insan olma onur ve şerefi ne diye önemlidir. Dostluklarını, arkadaşlıklarını kurarken ona göre kurarlar. Yoksa milletine göre, milliyetine göre kurmazlar yani.
Evet başkanım, Kozlu'yu anlattınız, projelerden bahsettiniz, yatırımcılara seslendiniz. Son olarak bir mesajınızı almak istiyoruz. Bizi yurt dışından vatandaşlarımız da izliyor. Evet, öncelikle böyle güzel bir program yapıp bizi böyle güzel yurt dışı ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla buluşturma adına yaptığınız gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdınız. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin aracılığıyla önce vatandaşlarımıza şöyle bir Mustafa Kemal Atatürk sözünü hatırlatmak istiyorum. Bizim hiçbir şeye, hiç kimseye ihtiyacımız yok. Ancak bir şeye çok ihtiyacımız var. Çok çalışkan olmak. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Ülkemiz gerçekten dünyanın gelişmiş ülkeler arasında 29. ülkeden 17. ülkeye gelmişse bunun da çalışmanın payı büyük. Yine tarımda Avrupa'nın birincisi, ikincisi olmuşsa gerçekten çalışmamız büyük. Ama buna yeterli mi? Değil. Çok daha çalışmamız lazım. Üretmemiz lazım. Üretken olmamız lazım. Boş zaman geçirmememiz lazım. Boş zaman kavramını hayatımızdan, literatürümüzden çıkartmamız lazım. Gerçekten çalışmamız lazım. Ancak biz çalışırsak, ekonomik olarak güçlü olursak dünyadaki sesimiz daha yüksek olur. Nasıl ki liderimiz, reisi cumhurumuz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür sözünü gururla, onurla söylerken, onlara öyle bir diklenişte bulunurken arkasında bir halk gücü, bir ekonomik güç olmasa bunları söylemek biraz zor olurdu. Getirdiği noktada, ülkemizi getirdiği noktada kendisine buradan şükranlarımı sunuyorum. Saygıyla, sevgiyle de anıyorum. Gerçekten Allah razı olsun diyorum. Allah'ım Rabbim ayağını taşa değirmesin. Ülkemizin uzun yıllar daha hizmetinde böyle bir liderimizin olması bizim için çok büyük bir şans olacak diye düşünüyorum. Gelecek nesillerimiz için, gelecek çocuklarımız için güzel bir çalışma sergilediğini ekibinden beraber gerçekten biz de ondan aldığımız feyiz ve irfanla gerçekten ben Ankara'ya gittim de orada işte Reis Cumhurumuzun yaptığı panellere işte bilgilendirmelere katıldığımızda gerçekten ve televizyonda sonradan izlediğimizde gününün hiçbir dakikasını boş geçirmeyip her dakikasını vatandaşı halkı için feda eden bir lideri görünce ben de burada gelip boş oturmamızın, boş durmamızın hakkımız olmadığını, böyle bir şeye hakkımız olmadığını görerek çalışmaya devam ediyorum. Bu arada tüm izleyenlerinize, tüm yurt dışında, yurt içinde bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza öncelikle sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu bir birliktelik ve beraberlik diliyorum. Kardeşliğin bol olduğu, dostluğun bol olduğu, komşuluk ilişkilerinin yüksek düzeyde olduğu uzun ömürler diliyorum. Sağlıcakla mutlu kalın diyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, Kozlu Belediye Başkanımız Sayın Kerim Yılmaz'ı dinledik. Kozlu'yu anlattığı, Kozlu'nun projelerinden bahsettiği, tabii yatırımcılar için de çok önemli bir yer olduğunu ifade etti. Kozlu'nun güzellikleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. Bizden ayrılmayın.